İçine normal yumurta da katıyoruz. Şöyle onu da göstereyim ben şöyle. Haşlanmış yumurta koyuyorsun. Evet. İşte ham maddesi bu. Olay bu. Şöyle bir göstereyim. Bu hem limonlu su var hem gülü su var. Sade gülü olduğu zaman bici bici olur. Tamam. Limonlu suyla beraber oldu mu haytalı olur efendim. Efendim selamlar, sevgiler, tadım notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Hatay'dayım, Antakya'dayım. Antakya'nın dışında bulamayacağınız bir lezzetin peşine düştük. 81 vilayetin arasında sadece Hatay'da olan 2 tane lezzeti bugün bu videoda peş peşe göreceksiniz. Önce yiyeceğiz. Evet, adını belki daha önce duymuşsunuzdur ama ilk defa şöyle burada size göstereceğim. Ne diyoruz, hemen tezgahın önünde olay yerindeyiz. Kahve zamanı, videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Hakan ustam kolay gelsin. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Nedir bu Ödce ya? Biz ta Hatay'a kalktık geldik. Bize şu yemeği bir anlat. Normal yeşillikten yapılan maydanoz, nane, soğan, yeşil soğan olsun, baharat çeşitleri. Ondan sağlıklı sonra, bir şey yani. Sağlıklı. Sırf yeşillik zaten sonuçta. O zaman bir görelim. Ham maddesini görelim. Asıl mevzu nedir burada? Şimdi bir sosun var. Sos. Bu ne? Acısız isteyen çökelek. Çökelek. Domatesin var. Evet. Normal bu bir takım oyunu gibi. Takım oyunu gibi. Yani hepsi bir oldu mu tam lezzetini buluyor kendisinin. O zaman bu oyunu oynamaya geldik. Hoş geldiniz. Birlikte oynayalım. Şimdi önce sen bir Ödce'yi bize bir şöyle göster. Hangisi oluyor? Önce şöyle bir şey. Olay bu mu? Evet. Kızartma içi dışı bir yani hamur değil. Ne var içinde? Yeşillikten tut, maydanoz, nane, yeşil soğandan, samırsağından, baharat çeşitleri, maşallah, yumurta. Maşallah. Her şey var. Evet. Hadi bakalım. O zaman bir ekmek arası yapalım. Tırnaklı pide mi kullanıyorsun? Evet, şöyle. Şöyle bir göstereyim ekmeğini. Fırından geldi. Evet. Hadi bakalım. Acısını az. Biz Adana'dan geldik. Acıyla acıyla aramız iyidir. Nedir bu sürdüğün? Onu salça biber. Salça biber. Evet. Yağ. Yağ. Bu kadar. Zeytinyağı olsun. Normal. Tamam. İçine normal yumurta da katıyoruz. Şöyle. Onu da göstereyim ben şöyle. Haşlanmış yumurta koyuyorsun. Evet. İşte ham maddesi bu. Olay bu. Şöyle bir göstereyim. Şimdi burada tuzlu yoğurt var. Ya da çökelek var. Evet, çökelek. Ondan da az alırız. Az ondan da alırız. Oo, mis gibi oldu ya. Şuna bakar mısın? Şimdi bir malzemeleri söyleyelim. Altta güzel bir pide var. Evet. Üstünde haşlanmış yumurta. Önce bir de salça var. Evet. Burada domatesin var. Domates, maydanoz, isteriz, normal isteriz. Nane de kullanıyoruz. İş hepsinden için isteriz. Evet. Madem Hatay'a geldik, full artı full olsun. Domatesleri isterim. Ne oldu, o domates gitti mi çıktı? Olsun, sağlık olsun. Yeni domates geldi. Şimdi birazdan da fiyatına gireceğiz. Şimdilik söylemiyorum ama biraz sonra söyleyeceğim. Ne ekledik buradan? Maydanoz ekledik. Şöyle göstereyim ben. Burada da salçası var. Ustam da burada yardım ediyor. Ustam nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Hataylılar ne kadar güzel insanlar ya. Hatay, Adanalar da güzel ya. Adanalar da güzel. Evet. Komşu şehir. Hepiniz cansınız abi. Evet. Ne yapıyorsun kardeşime, yardım mı ediyorsun? Ben yardımcıyım burada. Şöyle atayım. Hadi bakalım. De. Buyurun. Ne attık abi şimdi? Kimyon tuz karışımı. Tamamdır. Abim de güzelce bunu sarıyor. Ellerine kollarına sağlık. Buyurun. Hakan fiyatını da söyleyelim. Öyle ne kadar abi? 10 lira efendim. Böyle 10 lira? Evet. Kaçta gelir, kaçta gidersin buraya? 6'da, sabah 6'da buradayız. Tamam. Kısmetse bir yarım saat kadar biter işimiz. Yani temizlik, memizlik, 5'e kadar bulmuyor. Burada. 4'ü bulmuyor, 5'i bulmuyor. 5'i temizlikten 5'i bulur. Peki dışarıdan gelen insanlar olacak Hatay'a. Evet. Antakya burası ama biraz daha detay verelim. Neresindeyiz? Eski otogarı altı, yani eski sanayi. Eski sanayinin, evet, içindeyiz. İçindeyiz. Caminin bitişi. Bu kadar. Hakan ustamı gelin bulun. Hoş abi, eline koluna sağlık senin de. Teşekkür ederim. Tabii. Kolay gelsin. Tamam. Şimdi tadıma geçmeden önce kardeşimiz de güzel bir ayran verecek bize. Oh, mis gibi. Buradan devam ediyor. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Hakan'ım, ellerine sağlık babam. Hakan ustam dürümümüzü yaptı. Kardeşimiz de ayranımızı verdi. Biz artık tadıma geçiyoruz. Efendim geldik en güzel zamanı, tadım zamanı. Şimdi Ödce'nin tadına bakma zamanı.
Şöyle bir göstereyim. Tırnaklı pidenin arasında yapılıyor. Biz Adana'da biliyorsunuz Antep'te tırnaklı pideyi severiz. Hatay'da da karşımıza çıktı. Affetmeyeceğiz, gömeceğiz. Yanına da güzel bir ayran aldık. Şimdi müsaadenizle ilk lokmayı sizin için alıyorum. Çok güzel. İlk duyduğunuzda böyle inanılmaz farklı bir şey yiyecekmişsiniz gibi gelse de aslında tanıdık bildik bir lezzet. Tırnaklı pide, salça, mücver ve yeşillikler bir araya geliyor. Güzel bir doyurucu yemek olmuş. Fiyatı 10 lira. Yani bu devirde 10 liraya böyle bir durum gerçekten bulmak zor. Zaten gördüğünüz gibi manzarada da bir sürü insan neredeyse sıra bekliyor. Ayran 2,5 lira. İkisi birlikte 12,5 lira. Sanayideyiz. Sanayinin içinde hemen böyle bir cami var. Hacı Mehmet Aksuyu Cami. Onun hemen yanında tezgah. Geliş gidiş saatlerini söyledim. Ben gömmeye devam. Hatay'a ait, yine Hatay'ın dışında bulamayacağınız bir lezzeti daha sizlerle buluşturacağım. Ben gömmeye devam. Siz geçin dostlar oraya, ben de geliyorum. Hadi bakalım canlar, dostlar geçiyoruz. Şeyhmuz Ustam kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin efendim. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun abi. Sağ olasın efendim. İyidir inşallah işler. Allah'a şükürler olsun. Abi Hatay'ın dışında bulamayacağımız bir tatlının tadına bakmaya geldik. Haytalı yemeğe geldik. Hoş geldiniz efendim. Bir yapılışını gösterelim. Tabii efendim. Hadi bakalım. Şu haytalı şu anda şöyledir efendim. Bu doğranmamış şekli, bu da doğranmış şeklinde. Tamam. Haytalı doğrandıktan sonra şöyle tabaklarda koyuyoruz. Evet. Böyle tabaklarda koyduğu zaman üstünde de gül suyu da atarız efendim. Tamam. Şöyle. Gül suyumuz burada. Evet efendim. Ekledik. Bu hem limonlu su var hem gül su var. Sadece gül olduğu zaman bir gül olur. Tamam. Limonlu suyla beraber oldu mu haytalı olur efendim. Şöyle şu an gül sulu. Ha, bu gül sulu bici bici şeklinde olur böyle hepsi olursa. Süper. Bir de limonlu su da var. Limonlu suyla beraber olursa haytalı olur efendim. Hemen şöyle gösteriyorum. Ustam güzelce farkını anlattı. Olayla haytalımız budur efendim, haytalı tatlısı. Abi fiyatları da söyleyelim. Şöyle kaşığı da katar yerine, bir de peçetesi de koyduk mu şu anda sunumu hazırdır efendim. 10 numara sunumu da var. Fiyatı nedir abi? Fiyatları 7,5'tan başlıyor, 15 liraya kadar çıkıyor efendim. Bunların bizimki büyükleri olduğu için 15 liraya büyükleri efendim. Şöyle ben bir tezgahını da göstereyim. Hemen Antakya merkezde Denizbank'ın karşısındasın. Neresi abi burası, ne diye geçiyor? Bici bici, haytalı bici bici. Senin yerin neresi? Adres? İstiklal Caddesi, İş Bankası yanında. Hadi bakalım. Canlar, dostlar, müsaadenizle tadıma geçiyoruz. Ustam eline koluna afiyet sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun efendim. Ustam eline koluna sağlık. Afiyet olsun efendim. Vallahi böyle bir serinletici bir şeye ihtiyacımız vardı. Hataylı bunu seviyor, doğru mu? Hataylı, bu içerler büyük genelde efendim. Yazın, soğuk, sıcak zamanlarda en çok tüketilen haytalı bici bici. Abi limonun da inanılmaz ferahlatıyor. Limonumuz da zaten. İkisi beraber oldu mu haytalı olur. Şu anda bizim yediğimiz haytalı. Haytalı efendim. Madem sade olursa güllü olarak bici bici olur. Olay bu. Limonluyla beraber oldu mu Hatay'ın haytalısı. Üzerine meyve koymuyorsun. Adana'da muz koyuyorlar, çilek koyuyorlar. Ha, meyve farklı olur. Genelde çeşit çeşit çıkardıkları için. Herkes istediği kadar şey çıkarır. O da meyveli haytalı olur. Vallahi harika. Az önce yediğimiz öceden sonra o biliyorsunuz böyle salçalı, tuzlu, üstüne inanılmaz meraklatıcı bir tatlı oldu. Hataylı ağzının tadını biliyor abi. Hepiniz cansınız. Valla limonlu inanılmaz meraklatıyor. Gül suru olan da çok lezzetli. İnanılmaz güzel kokuyor. Gelin, görün, deneyin diyorum. Hemen Denizbank'ın İş Bankası'nın yanında haytalı. Karşısı İş Bankası'nın yanında Şeyhmuz Usta'mı bulun. Eline koluna sağlık abi. Afiyet olsun. Afiyet olsun ben efendim. Şöyle bırakıyorum. Videonun artık sonuna geldik. Bugün Hatay'da iki tane lezzeti sizlerle buluşturduk. İkisini de diğer 80 şehirde bulmanızın imkanı yok. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ortaya böyle logoyu bıraktım. Şeyhmuz abi tıklasınlar gelsinler. Doğru mu? Hadi bakalım. Ne diyoruz? İki yana da video bıraktık.
Onlara da tıklayıp videoların keyfini çıkartın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Güzel şehir, memleketten, Antakya'dan söyleyecek bir şeyin var mı abi? Herkese selam. Selamlar, sevgiler. Hoşça kalın, mutlu kalın.